Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yalçın. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Yine sıralı moddayım, solo girdim. İlk pick bizdeymiş, ne banlasak. Avrupa server'ını attı bu arada arkadaşlar. Biraz MS'imiz olacak açıkçası. Bir Angel'a banlayalım. Alice almak var aklımda, bakalım. Bir Alice alayım dedim arkadaşlar. Alice'in yeni kostümüyle oynayayım dedim. Normalde bende büyücü mentor da var ama bu kostümle oynama nedenim hem dış görüntüsü daha güzel. Bu epik olmasına rağmen bunun dış görüntüsü daha güzel. Hem de Q skillini attığınız zaman karşı rakip göremiyor neredeyse. Yani çok fazla avantaj sağlayabiliyor size. Ekipman şemasını ve ablem setini oyun sonunda gösteririm. Bu arada karşı takım inanılmaz değişik pikler yapmış arkadaşlar. Avrupa serverındayız, onu da hatırlatayım. Biraz MS'imiz olacak ama çok yani değişik pikler gördüm. Yalnız hepsinde de kostüm var sayılır. Nana'nın kostümü var, Jansen'ın kostümü var. Fanny'nin epic kostümü var. Fanny biraz sıkıntı açıkçası ve takımımda epic var. İnanılmaz yani, lig olarak Hellcurt epic arkadaşlar. Ben 90 küsür yıldızım. Yanlış anlamayın, burada epic arkadaşlarımı küçümsemiyorum ama bana nasıl hem yabancı server atıp hem de epic verebiliyor oyun? Gerçekten anlamıyorum. Neyse, biz oyunumuza odaklanacağız zaten. Bakalım Lunox acaba mid'e mi gidecek yoksa lane'e mi gidecek? Ona göre ben lane'e ya da mid'e geçeceğim. Sanırım evet, mid'e gidiyor. ADC keşke üste gitseydi. Böyle olmadı. Hellcurt'la benim gitmem lazımdı. Estes mid'de çıktı. Nana gidebilirdi. Çok ilginç arkadaşlar. Gerçekten hiç beklemiyordum böyle bir şey. Karşıda da epic var mı acaba? Onu da merak ediyorum. İnanılmaz yüksek bir MS var yalnız. Gel buraya. Şu Red'i bana sal kardeşim. Oo, ilhamı bile açtı adam. Biraz da tanklasaydın keşke. İyi bari çalmadı. Fanny ile Nana lane'i. Tabi şarjörümüzü de aldık her zamanki gibi. Fanny ve Nana lane'i bayağı kanser bir lane. Girdiler mi? Yok, girmediler, bekliyorlar. Yalnız Estes mid yapıyor, inanılmaz. Benim bir tane serim vardı arkadaşlar, bilirsiniz, böyle çılgın mid serisi vardı. Orada AD Estes mid yapmıştık ama yani bu arkadaş bildiğiniz sıralı modda yapıyor. Ben onu normal oyunda yapmıştım. AD mi çıkıyor onu tam bilmiyorum ama daha botu çıkmış. AD çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Mid'deki adam nerede? Mavisini alıyor. Biraz minyonlarını çalalım da 4 olalım. Mavi vermemişler Lunox'a. Şimdi gel aşağıya, o adam biz çalıda bekliyoruz sansın. Aşağıdan kill alalım diyecektim ama gelmedi. Moskov da ilk asıldı ben gidince. Bir wave'i tek başına aldı. Şu mid'e oynamak istiyorum ama Estes ölür mü ölmez mi tam emin değilim açıkçası. Ama gireceğim yani. Lunox nerede, gitti. Kaplumbağa'ya girdi. Takım biraz garanti oynuyor. Bu maç çok enteresan şeyler göreceğiz bence arkadaşlar. Hissediyorum yani. Aşağıda Moskov öldü ya. Bana teşekkür ediyor. Oo, adam AFK kaldı. Evet, ölüp AFK kaldı. Gerçekten ilginç şeyler olacak demiştim. Şu an baya baya ilginç bir şey oldu yani. Ama oynamaya devam edeceğiz tabii ki, pes etmeyeceğiz. Şu minyonları seri bir şekilde alayım.
Kaçacağım ki. Bayağı da hasar verdik Fanny'ye. Red'imi alayım. Bu AFK mı geldi mi bilmiyorum ama. Ben şu Red'imi bir alayım. Yengeçtiler değil mi? Yo. Fanny mavisinde de değil. Pusudalar o zaman. Moskova bize fake atmış arkadaşlar. Biraz yardım etseydim be kurşuna. Güzel. Bundan bahsediyordum. Ufacık biraz değdirdi sadece bıçağını da. Bizim Moskov nasıl öyle biliyor ben hala anlamadım yani. Ah be o Q nasıl değmez. Kaçamazsın. Fanny'lerden zaten nefret ediyorum. Nana'nın şeyini gördünüz mü? Nereye gitti acaba? Ben azıcık daha kasılayım. Şu yıldırım copunu bir çıkayım. Ondan sonra biraz daha agresif olacağım arkadaşlar. Aslında şu Nana'ya şimdi girerdim de. Ultisi çok kanser olduğu için girmedim. Burada bekleyeceğim. Gelebilir. Muhtemelen de gelecek. Hissediyorum yani. Evet. Buraya bıraktı bunu. Birisini görürse yapışacak bu da. Aynen böyle yapışacak. Çok akıllı oynuyor ya Nana. Ama şu an öldü. Psike güzel ama yani ölmesini engelleyemedi. Hop! Yalnız yine olan Moskova oldu. Ya benim elimde değil yani. Moskova'nın ölüp ölmemesi gerçekten benim elimde değil arkadaşlar. Bunlar zorlarsa yalnız hepsi ölecek. Ben geldim. Sen de öl. Johnson gel bakayım. Kaçma. Moskov yine oyundan ayrıldı. Adam o kadar öldü ki. O Johnson'a devam etmeyeceğim. Buraya belki Fanny gelir. Gerçi Red çıkmıştır. Red'i almaya da gidebilir. Mavinin kaç dakikası var tam emin değilim ama. Ultim geliyor. Minotaur patlayabilir. Fight da yapabiliriz. Johnson da sürmüş. Güzel. Geldim. Mino çok güzel patladı. Tam istediğim pozisyon biliyor musunuz? Canım kalmadı yalnız. Çıkıyorum. Bu kostümün Q'sunu ben bile attığımı fark edemiyorum arkadaşlar. Yani şöyle atıyorum. Normalde hani karşı takım üyelerine şu gözükmüyor. Fazla gözükmüyor yani. Ben zaten ilk bu kostüm çıktığında hemen almadım. Karşıma geldi. Hasar yiyorum bir yerden ama nereden yiyorum anlamıyorum. Bir baktım Alice Q atıyormuş. O kadar saçma kostümler yapıyorlar ki. Biliyorsunuz geçen çektiğim videoda Harley'in kostümü vardı. Ultisi gözükmüyordu arkadaşlar. Bunu da Q'su gözükmüyor. Ama o Harley'in ultisi tamamıyla gözükmüyordu. Fanny gelecek bu arada buraya. Bir ihtimal hasarımız yeterse. Bakalım yetecek mi? Muhtemelen yetmeyecek. Ama olsun Baze'e gönderdik adamı. Şurada mavi varsa alırız. Aynen varmış. Gelin hemen buraya. Biraz da MS var. Tam hareketimi yapamıyorum. Tam şey yapamıyorum ama. Bir saniye falan delay oluyor arkadaşlar. Hadi hadi. Alabildim mi? Alamadım. Aldım. Almışım. Güzel almışım. Şu da bende. Moskov'da kaldı. Moskov başladı killeri almaya. Evet 2 kill almış. Bizim Helcurt da full herhalde şey yaptı. Farm yaptı. Benden çok kasılmış adam. Girebiliriz buraya. Şu Helcurt'tan sadece bir şey istiyorum. O da Fanny'yi tutmasını. Fanny'de var mı buff şu an? Bakmadım ama. Estes almış buff'ı. Hayatımda gördüğüm en ilginç takım karşısı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim.
karşı SS'i reportlamamızı istiyor ama adam ne yaptı ki? Kanser player diyor. Karşı flame'e başlamış. Bence oyunun başından beri flame'liyorlar zaten ama. Ya benim lane'im inanılmaz kanserdi gerçekten. Şuradan gelecekler şimdi. 3, 2, 1. En azından Jansen'ı keselim. Arkaya dalacağım. Şuraya bu ulti. Orada bir saniye daha dursam ölmüştüm. Estes'e hasarım yetmedi. Estes büyü direncim mi? Yo. Estes'te bir şey de yok. Nasıl hasarım yetmedi bilmiyorum. Gerçi ultisi kurtardı galiba. Sanırım ulti bastı Estes orada. Minyonları seri temizleyeyim dedim de minyon da kalmamış ki. Ben boşu boşuna ulti açtım. Neyse oyunu direkt bitireyim. Moskova bronz almış. Ama adamın da yapacağı bir şey yok. Yani ne bileyim. Sürekli öldü. Bilmiyorum AFK mı kaldı, ne yaptı anlamadım ama sürekli öldü yani ilginç bir şekilde. 61k hasar vermişiz arkadaşlar. 13 dakika için gerçekten çok fazla bir hasar. Yıldırım copu ile beraber Q skill'leri çok fazla can yakıyor. Beni neden Avrupa sunucusuna atıyor oyun onu da bilmiyorum ama şöyle hepsine bir like atalım. Alice'in build'ine gelecek olursak bu şekilde savaşçı botları, yıldırım copu. Bu savaşçı botlarının karşılığı 2 tane büyücü varsa dayanıklı botlarla değiştiriyorum arkadaşlar. Yıldırım copu hep kalıyor. Kader saati hep kalıyor. Defansif bir item kader saati. Hem defansif hem agresif bir item. Konsantre enerji biliyorsunuz can çalıyor. Bu kar sopasını sürekli çıkıyorum. Bu hiç değişmiyor arkadaşlar. Bu hani karşıda Natalie falan varken ya da Helcurt varken çıkılacak bir item değil sadece. Normalde de bu item çok fazla işe yarıyor. O yüzden kar sopasını kesinlikle öneriyorum. Ve son item olarak da Athena'nın kalkanını çıkıyorum ama hani karşıdaki büyücü fazla kasılmamış ise bunu da yine değiştirip arkadaşlar kan kanatları yapabilirsiniz. Alice kullandığım ablem setim de bu şekilde. 2 tane akıma vermişim, 1 tane çeviklik, 3 tane gözlemleme ve en son olarak da büyük öfkeye vermişim. Bu şekilde giriyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.